Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Naçizane gitar sohbetlerimize devam edeceğiz. Öncelikle 10.000 abone için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde 10.000'ler 100.000'ler olacak, 100.000'ler milyonlar olacak. Teşekkür etmek istediğim çok kıymetli dostlarım var. Kanalımıza çok emeği geçen değerli yönetmenimiz, kıymetli dostum Hasan Kılıç'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin huzurunda kıymetli eşime ve biricik kızıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu videoda naçizane tırnaklar üzerine konuşacağız. Tırnaklarım neden kırılıyor? Bunun cevabını bulmak için soruyu doğru sormamız lazım. Tırnaklarım neden kırılıyor? Doğru soru değil. Tırnaklarımı nasıl kırıyorum? Tırnaklarımı nasıl yıpratıyorum? Doğru sorular bunlar. En başta şunu söylemek isterim. Tırnakların güçsüzlüğü bir şeyin habercisi olabilir. Vücudunuzdaki bir eksikliğin sinyali olabilir. Bu durumda öncelikle bir uzmana, doktora, aile hekimine görünmenizi tavsiye ederim. Tırnakların bakımı, tırnakların kondisyonu gitaristler için en önemli konulardan birisidir. Çünkü yarattığımız seslerin, tonların kalitesi tırnaklarımıza bağlıdır. Herkesin kendi haftalık programını, rutinini gözden geçirmesi lazım. Spor aktiviteleri, hobi aktiviteleri, haftalık rutinleri bunlar üzerinde bir farkındalık sağlaması lazım. Tırnaklarım neden kırılıyor sorusunu sıklıkla öğrencilerimden duyduğum için tırnaklar nasıl kırılıyor sorusunun cevabını bulmayı da yine öğrencilerimle öğrendim. Sorduğum soru genellikle şu oluyor. Bana bir haftalık programını anlatır mısın? Paylaşım sırasında öğreniyorum ki mesela bir öğrencim haftada 3 kez basketbol antrenmanına gidiyormuş. Ve sıkı bir basketbol oyuncusuymuş ve antrenmanlar sırasında tırnağını kırıyormuş. Veya başka bir öğrencimin hobisi ahşap oymacılığıymış. Ahşapları zımparalarken zımpara kağıdına tırnaklarını kaptırıyormuş. Ya da başka bir öğrencimin tüy döken kedileri varmış. Günde birkaç kez süpürgeyi çalıştırıp koltukları bezle siliyormuş. Arkadaşlar, hepimizin rutinleri var. Hepimiz ellerimizi kullanarak bir şeyleri yapıyoruz. Ama burada tırnaklarımızın olduğu elimizi kullanmak yerine diğer elimizi kullanmayı tercih edebiliriz. Mesela bulaşık yıkarken ya da bir yeri silerken tırnaklarımızın olmadığı diğer elimizi kullanabiliriz. Aktif olarak sağ elinizi kullanıyorsanız başlangıçta sol elinizi kullanmak size biraz zorlayıcı gelebilir. Ama emin olun zamanla buna alışacaksınız. Şimdi sizinle kişisel deneyimimi paylaşmak istiyorum. Ben tırnaklarımı nasıl kırıyordum? Arkadaşlar, benim tırnaklarım kesinlikle kimyasallara dayanamıyor. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle tırnak güçlendirici oje kullandım. Tırnaklar oksijen alamadığı için daha kötü duruma düştü. Güçlendirici ojeyi çıkartmak için aseton kullandım. Tırnaklarım kağıt gibi inceldi. Bir ay kendine gelemedi. Benim tırnaklarıma ne zaman bulaşık deterjanı değse önce tırnaklarımın üst yüzeyi çizgi çizgi oluyor. Sonra o çizgiler çukurlaşıyor ve o çukurlardan tırnağım kırılıyor. Reklamlarda da dikkat ederseniz bulaşık deterjanlarında o kadar güçlü kimyasallar var ki donmuş kurumuş yağları bile çözebiliyorlar. Tırnağımızın üstündeki doğal yağları neler yapabileceğini tahmin edebilirsiniz. Baktım ki kimyasallar ciddi zarar veriyor. Şöyle bir rutin geliştirdim kendime. Bulaşık yıkarken ya da bebek yere bir şey döktüğünde bir yeri silerken kesinlikle sol elimi kullanıyorum. Çünkü sol elimle perdelere bastığım için çok kısa tırnaklara sahibim. Bulaşık deterjanı da değse, kimyasal da değse, herhangi bir deterjan da değse sol elim bununla baş edebiliyor. Bir bez tutarken ya da bir bulaşık süngerini kavrarken aktif olmayan elinizi kullanmak başlangıçta size zorlayıcı gelebilir. Ama emin olun ki bu birkaç deneme ardından rahatlıkla alışabileceğiniz bir şey. Üzerine giderseniz alışabileceğiniz bir şey. Kesinlikle aktif olmayan elinizi de aktif olan eliniz kadar işlevsel hale getirebilirsiniz. Ama bunu denemeden, üzerine gitmeden başaramazsınız. Videonun sonuna doğru özetlersek kendi rutininizi düşünün. Neler yapıyorsunuz? Mesela bir anahtarlık var, anahtarlarla dolu, sağ cebinizde ve sizin de eliniz sürekli sağ cebinizde. Farkında olmadan anahtarlarla tırnaklarınızı çiziyorsunuz. Haftalık rutininizi düşünün, hobilerinizi, aktivitelerinizi düşünün. Acaba bunlardan hangisi sırasında tırnakları yıpratıyorsunuz veya tırnaklarınızı kırıyorsunuz? Unutmayın, evden çıkarken kapıyı sert bir şekilde kaparken kapı kolunu bile tutmak tırnaklarınızı kırmanıza neden olabilir. Bu videonun ardından sizin de fark ettiğiniz şeyler varsa, evet ben de bunu yaparak tırnağımı kırıyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen bizimle paylaşın. Belki biz de onu yapıyoruzdur. Hiç farkında bile değilizdir. Paylaşımlarınızla bizim de farkındalığımız artsın.
Arkadaşlar, tırnaklar üzerine naçizane sizinle tecrübelerimizi, fikirlerimizi paylaşmak istedik. Sizin de eklemek istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.